Herkese merhaba. Adım Murat Osman. Excel verimlilik workshopumuza hoş geldiniz. Daha önce bildiğiniz gibi 3 bölümünü çekmiştik. Bugün 4. bölümündeyiz bunun. Ufak bir teknik aksaklık oldu. O yüzden yayınımıza biraz geç başlıyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Sizlerle Excel eğitim verimlilik dokümanını paylaştık chat kısmından. Oradan eğitim dokümanı indirerek bizimle beraber eğitim boyunca takip edebilirsiniz. Uyguladıklarımızı tekrar edebilirsiniz. İlaveten de yine her zaman söylediğimiz gibi eğitim sonunda eğitim değerlendirme formumuzu doldurmanızı rica ediyoruz. Onunla ilgili geri dönüşleriniz varsa, tüm eğitimle ilgili olumlu, olumsuz ne kadar geri dönüşünüz varsa sizlerden bekliyoruz. Bugün diğerlerine göre çok fazla konumuz yok açıkçası. Yaklaşık 3 tane sayfamız var. 3-4 tane sayfamız var. Bu 3-4 tane sayfada farklı farklı örneklerle güzel işler çıkartacağız. Excel'de verimliliğimizi ve bazı yeni özelliklerle beraber farkındalığımızı arttıracağız. Güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Bugün şöyle yavaş yavaş eğitim dokümanımızı bir görebilirsek eğer, eğitim dokümanının üzerinden neler yapacağımı sizlere aktarayım. Evet, ilk etapta dosyayı indirdiysek 22, 23 ve 24. sayfalardaki konuları göreceğiz. Yani rollover dashboard ya da işte mouseover dashboard dediğimiz dashboardlar nasıl yapılır? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Yapabildiğimiz, kullanabildiğimiz ne gibi argümanlar var, işte ne gibi araçlar var, nasıl grafik oluşturur, nasıl dinamikleştiririz, makrolarla hatta bunları nasıl destekleriz gibi örnekler yapacağız. Bir sonraki sayfamızda yine ilk workshopumuzda yaptığımız, göstermiş olduğumuz filtre, sırala ve benzersiz gibi bazı fonksiyonlarımız var bildiğiniz gibi. Yeni dinamik dizi fonksiyonlarımız var. Bu fonksiyonlarla yapabildiğimiz bazı işleri göreceğiz burada. Ne yapacağız mesela? Örneğin A ile G arasında bir tablomuz var. Bu tablomuzda şuradaki Q ile S arasındaki satış bölgesi, ürün adı ve satışın altına yazmış olduğumuz ölçütler hızlı bir şekilde hemen filtrelenmiş olacak. Eğer bu yeni dinamik dizi fonksiyonları olmasaydı, o zaman nasıl uğraşacağımızı da göreceğiz. Hani herkes Office 365 kullanmayabiliyor. Son bu yeni gelen dinamik dizi fonksiyonlarını kullanamayabiliyor. Dolayısıyla o olmadan da nasıl yapabilirdi ki de sizlere göstereceğim gibi geçecek bu sayfamız. Bir sonraki sayfamızda yine A ile G arasında aynı tablomuz var. Bu tablomuzda satış bölgesine göre kullanmış olduğumuz bütün benzersiz ürün adlarını yan tarafında virgüllerle nasıl birleştiririz onu anlatacağız. Bunu hem formüllerle yapacağız hem de Power Query eklentisiyle beraber nasıl yapacağımızı göreceğiz. Evet. 22. sayfamızı açalım. Rollover dashboard nasıl yapılır? Hemen bakalım. İlk etapta bunu yapmak için ya da rollover dashboard derken neden bahsediyoruz onu da söyleyeyim. Bazı web sitelerinde Türkiye haritası vardır. İşte bazı dünya haritaları var bildiğiniz gibi. Onların üzerine gelince hatta Power BI tarafında yer tutucu olarak da geçebiliyor. Üzerine gelince işte bazı baloncuklar açılır. İçerisinde de almış olduğu değerler olur. Örneğin Türkiye, işte İstanbul'un nüfusu şu kadar, erkek nüfusu bu, kadın nüfusu bu kadar gibi açıklayıcı bir balon olarak karşımıza gelir. O tarz bir örnek yapacağız. Sol tarafta basit bir tablomuz var. Aylık ve yıllık bazda örneğin satış rakamlarımız var. Bu satış rakamlarımızdan biz burada 4 tane bu kaynaktan beslenen 4 tane grafik oluşturacağız, dashboard oluşturacağız. Herhangi bir seçenek seçmeyeceğiz. 2018'in üzerine geldiğimizde ona ait verilerden oluşan bir dashboard olacak. 2019'da, 2020'de yine aynı şekilde hareketli bir dashboard ekranı gelmiş olacak. İlk önce yapacağımız işlem şu. 2018, 2019 ve 2020'nin seçmeden sadece üzerine gelerek içindeki değeri yani 18, 19 ve 20'yi örneğin E1 hücresinde göstereceğiz. Bunun için örneğin E1 hücresine bir isim verelim. Şart değil fakat verirsek daha iyi olur. Örneğin Osma. Enter diyorum. Buraya bir isim verdim. Sonrasında arka tarafta bir tane yani makro tarafında Visual Basic Editor tarafında bir tane fonksiyon oluşturacağım. Excel'de olmayan Pickup adında bir fonksiyon oluşturacağım. Bu fonksiyonu da işte formül olarak sayfamızdaki B1, C1 ve D1'e yazacağız. Köprü fonksiyonuyla beraber tetiklenecek ve burada hangi yılın üzerine gelirsem ona ait olan satışlar yer alacak ve grafiklerimiz de bütün dashboardlarımız da buradaki kaynaktan beslenecek. Evet. Alt F11 diyerek
Visual Basic Editor'a geliyoruz. Insert menüsünden modülü tıklıyorum. Hemen bir tane fonksiyon yazıyorum. Function diyoruz. Pickup. Parantez açıyoruz. By while. Sonrasında hücre as range diyebiliriz. Yani range tanımlı, hücre adında range tanımlı bir argüman içerisinde istediğini belirtiyoruz. Enter dedikten sonra end function'ı kendisi zaten ekliyor. Evet, şimdi şunu yapacağız. Range deyip parantez içerisinde yazmış olduğum, vermiş olduğum bir isim vardı ya, Osma diye. O Osma'ya eşittir hücrenin içerisindeki değeri gönder diyeceğiz. Yani aslında yapacağımız işlem sadece bu kadar. Pickup diye bir tane fonksiyon oluşturdum. Yani eşittir pickup diye artık başlayabiliyorum. İçerisinde benden bir tane argüman istediğini söylüyorum, belirtiyorum. Sonrasında da o pickup'ı ben nerede kullandıysam köprü fonksiyonuyla beraber üzerine geldiğim anda Osma olan hücre adresini içerisine git. İşte köprü fonksiyonu neredeyse onun içindeki değer de neyse onu Osma'nın içerisine yaz gibi bir duruma geliyor. Bu fonksiyonu değerlendireceğiz şimdi. Şuradaki 2018, 2019 ve 2020'yi siliyorum. İlk etapta köprü fonksiyonunu kullanacağız. Köprü fonksiyonu bildiğiniz gibi herhangi bir dosyaya, herhangi bir sayfaya, herhangi bir işte mail adresine köprüler yapabiliyoruz. Biz de şimdi burada içerisine pickup fonksiyonu dahil ederek eğer bir hataya, daha doğrusu bir hataya zorlayacağız. Eğer bir hata olursa da bu hücreye 2018 yaz, 2019 yaz, 2020 yaz gibi bir ifadede bulunacağız diyelim. Köprü dedikten sonra pickup yazıyorum. Bağ konumumuz B1. Yani kendisi. Pickup'ın içerisine biz bir tane argüman, yani bir tane hücre yazılabileceğini söyledik. O hücremizi yazdık. Parantezimizi kapatıyoruz. Enter diyorum. Bakın enter dediğim anda hemen bir değer hatası geldi. Mutlaka bir hata gelir zaten bu aşamada. Bizim yapacağımız işlem şu olacak. Hemen başına geliyoruz. Diyoruz ki eğer hata ...2018 yaz. Parantezini kapatıyorum. Bakın hata geldiğini biliyorum. Hatta üzerine gelince hemen 2018'i burada görebildik. Şunu hemen renklendirelim şöyle. Bu fonksiyonu da sağa doğru çektiğimizde ne olacak? C1'e bakacak. Orada ne varsa git oraya 2019 yaz. Herhangi bir hata ürettiğinde buraya da 2020 yaz gibi değerlendirdik diyelim. Bakın şimdi 2018, 19 ve 20'nin üzerine geldiğimizde E1 hücresinin değiştiğini görüyoruz. Herhangi bir seçim işlemi yapmıyorum. Sadece hücrenin üzerine gelerek hücrenin içindeki değeri başka bir yere yansıtıyorum. Oraya da git diyeceğim. Ben hangisinin üzerine geldiysem, hangi yılın üzerine geldiysem onun altındaki verileri de şurada listele. Bunun için birçok fonksiyon kullanabiliriz. Ben kaydırı kullanacağım. Kaydır yani offset fonksiyonu. Başvuru hücresi istiyor bizden. Bir tane başlangıç hücresi. Diyeceğim ki benim başlangıcım burası. Başlangıcım genelde hep sabit olur. F4 ile sabitliyoruz. Buradan başlayıp kaç satır altındakini almak istiyoruz ilk etapta? Bir satır altındakini almak istiyoruz. Bunun için birçok fonksiyon kullanılabilir. İşte satır fonksiyonları var vesaire vesaire. Satır yazıp parantez aç kapa yaptıktan sonra bu satır fonksiyonu, row fonksiyonu bize şu an ikinci satıra yazdığımız için iki sayısını veriyor. Eksi bir dersek ne yapar? Bir sayısını verir. Yani A1 hücresinin bir altındakini bana getir gibi kullanmış oluyoruz. Noktalı virgül, sütunlar. Sütunlarda da 2019 neredeyse, yani A1 ile D1 arasında kaçıncı sütundaysa onun sayısını verip buraya yazacak. Bunu bulabilmek için de kaçıncı, yani match fonksiyonunu kullanıyoruz. Kaçıncı dedikten sonra aradığımız değer ne? Osma. Bu hücreye bir isim vermiştik. Noktalı virgül, aranan dizi neresi? Yani ben bu Osma'yı nerede arıyorum? Osma'yı burada arıyorum deyip F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül, buraya her zaman tam eşleşme yapabiliriz bildiğiniz gibi. Parantezi kapattıktan sonra normalde başlangıcımız bizim A1. A1'in 4 sağındakini al demiş olduk şu an. Fakat 4 sağındakini biz almak istemiyoruz.
3 sağındakini gibi düşünün bunu. Yani kendisini de saydığı için bir tane fazla sayar. O yüzden şuraya gelip sütunlara da yine eksi 1 diyoruz. Parantezi kapattım. Bakın 2019'un üzerine geldiğimde hemen altındaki 55'i alıyorum. 600'ü 25'e aldım. Bu formülü aşağı doğru çekiyorum şimdi. 2018'i seçtim. Oradaki veriler. 19, 20. Burayı göstermek durumunda değiliz artık. Çünkü verilerimiz artık buradan beslenecek. Onu biliyoruz. Fakat yine de şimdilik kalsın. Birazcık ekranımı küçülteceğim. Bütün grafiklerim tam olarak sığsın diye. Şimdi yapacağımız işlem şu. Aylarımızı seçiyoruz ve yanındaki sayılarımızı seçtik. Sonrasında ekle menüsüne gelip ilk grafiğimiz ne olsun? Sütun grafiği olsun diyelim. Şöyle 2B sütun grafiğini seçtim. Grafiğimizin başlığını şu an için düşünmüyorum. Onu sildim. Kılavuz çizgilerine hiç ihtiyacım yok fakat veri etiketlerim yer alsın diyebiliriz. O geldi. Biraz büyüttüm. Biraz da böyle şekil verelim. Yani arka planı biraz daha gri, siyah yapalım. Buradaki veri çubuklarımızı biraz daha renklendirelim veya parlaklaştıralım diyelim. Biraz efekt verelim. Biçim kısmına geliyorum. Şekil dolgusundan şuradaki üçüncüyü, yani alttan ikinci sütundaki diye düşünün bunu. Alttan üçüncüyü veya üstten üçüncüyü seçiyorum. Sonrasında yazı tipi rengi olarak da hepsini beyaz yapıyorum. Güzel. Bu taraf biraz da şöyle aslında. TRT'de eskiden ressam bir abimiz vardı, bilirsiniz, Vapros. Onun yaptığı resimler gibi aslında biraz da. İşte şurada küçük şirin bir ağaç vardı vesaire diye başlayıp bu grafik tarafa biraz daha böyle fanteziye giriyor açıkçası. Ne kadar üzerinde uğraşırsanız o kadar çok güzelleştirirsiniz. Farklı farklı elementler ekleyip istediğiniz veriye ulaşabilirsiniz. Yapacağımız işlem şimdi şu olacak. Oradaki veri çubuklarını seçtik. Veri serilerini. Veri serilerini seçtik. Şekil efektinden, ön ayardan. Buradan şu ön ayar 4'ü seçiyorum. Tekrar bir daha seçtiğimde bunlar biraz daha parlak görünüyor. Benim ekranım biraz cansız ama sizler de yaptığınızda parlak olarak görünecektir. Birinci grafiğimiz hazır. Mesela bir görelim bakalım. İstediğimiz oldu mu? 2018'in üzerine geliyorum. 2018'e ait veriler geliyor. 19, 20. Sadece üzerine gelerek, hatta şöyle hızlı bir şekilde de geçebiliriz. Sadece üzerine gelerek hemen grafiklerimin hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada isterseniz bir de şunu yapalım. Genelde maksimum sayılar biraz daha farklı renkte gösterilsin isteniyor. Onunla alakalı bir örnek yapalım burada. Şuraya hemen max diye bir başlığımızı atayalım. Formülümüz de şöyle olacak burada. Eğer şuradaki sayı o sütundaki maksimum sayıysa o sayıyı yaz. Değilse oraya sıfır yaz veya orayı boş bırak gibi. Geliyorum buraya. Diyorum ki eğer ya da if buradaki hücredeki değer eşitse max fonksiyonumuz var veya max fonksiyonumuz var bildiğiniz gibi. Neredeki en büyük sayı eşitse yine buradaki en büyük sayı eşitse diyoruz. Burayı F4 ile sabitliyoruz bildiğiniz gibi. Eğer buradaki sayı maksimum sayı eşitse noktalı virgül yine oradaki maksimum sayıyı bana ver diyoruz. Bunu yaptıktan sonra parantezi kapatıyoruz. Değilse ne yapacağız? O zaman da noktalı virgülle ya çift tırnak, iki tane çift tırnak koyabiliriz boş bırakmak adına ya da sıfır yazabiliriz. İki tane çift tırnağı tercih ediyorum şimdilik. Parantezimi kapatıyorum. Bu sütundaki en büyük sayımız oymuş. Çift tıklayıp aşağı doğru çektim. 2019'daki en büyük sayımız 690. 2018'deki 500, 2019'daki 690, 2020'deki 600. Şimdi biz bu sayıyı da grafiğin üstüne ekleteceğiz. Hemen yapalım onu da. Yapacağımız işlem şu. Birazcık grafiği sola doğru kaydırayım. Grafiğimizi seçiyoruz genel alanını. Grafik tasarımından veri seç diyoruz. Şuradaki göstergeler, girdiler, seriler kısmından ekle diyerek serimizin adı ne olsun, max olsun, çok önemli değil ne olduğu ismin. Seri değerleri de şurası. Oluşturduğumuz alanı seçiyoruz. Sonrasında tamam diyoruz. Hemen yan tarafına geldiğini gördük. Bu aşamada ne yapacağız peki? Şunu yapabiliriz. Sağ tıklıyoruz. Veri serisini biçimlendir dedikten sonra seri çakışmasını şöyle %100'e getirerek üzerine yerleşmesini sağlayabildik. Bakın ne yaptım? Tekrar göstereyim. Seçtim. Hangisi farklı renkte? Şu farklı renkte. Seçiyorum bunu.
veri serisini biçimlendir. Şöyle veri çakışmasını %100 olacak şekilde, üzerine gelecek şekilde ayarlıyorum. Şu an okey. Yine bunu şöyle biçim kısmından, şekil efektlerinden ön ayara gelerek biraz daha parlak görünmesine veya farklı renkte de seçebilirsiniz bunu. Sağlayabiliriz. Hatta öyle yapalım. Şöyle biraz farklı bir renkte olsun. Çok da turuncu olsun istemiyorum ama sarı gibi görünüyor gerçi sizden. Evet, bu şekilde ayarlayabildik şimdi. Şuradaki sıfırlarımız var. Bildiğiniz gibi görüyorsunuz zaten burada. Bunların kalkması gerekiyor. Bu sıfırları da şöyle seçip delete tuşuna kaldırabildik. Şimdi 2018'in üzerine geliyorum. 2018'deki en yüksek rakam 500. Yani Eylül ayında daha çok satış olmuş gibi düşünebiliriz. 2019'da Aralık ayında daha çok satış olmuş. 2020'de Ocak ayında daha çok satış olmuş gibi grafiğin üzerinde de renkli bir şekilde güzelce görebildik. Şuradaki alanlarımıza bizim ihtiyacımız yok ki, artık verilerimiz orada zaten. Orayı biraz daralttım. Başka bir grafik oluşturalım şimdi. Hatta şurada kalsın da. Seçiyorum veriyi. Yine burayı. Bizim asıl verilerimiz burada çünkü. 2018, 19 ve 20 tamamen artık yandaki sütuna veriyi aktarıyor. Ekle menüsüne geliyorum. Şuradaki tree view ya da ağaç haritası seçeneğini seçiyorum. Grafik türünü seçiyorum diyelim, daha doğru olur. Hemen aldık bunu da yan tarafına. Şöyle. Hemen şuradaki artı ikonundan, simgesinden grafiğin üzerine eklenecek veya kaldırılacak olan grafik öğelerini iptal edip veya ekletebiliyorum. Grafik başlığını istemiyorum. Göstergelere gerek yok çünkü zaten kendi içlerinde ne oldukları yazıyor, hangi ay oldukları yazıyor. Veri etiketlerini kullanabiliriz. Bakalım şimdi tetiklenecek mi? 2018, 2019, 2020. Bu arada ağaç haritası tree view kısmında, yani biz nasıl okumalıyız bunu dersek, şöyle Ocak, Aralık, Nisan, Ağustos gibi gidiyor. Hep böyle yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı şeklinde yan yana ilerler. Hangi ayda daha çok satış yaptığımızı öyle görürüz. Şöyle de yapalım bunu. Biliyorsunuz grafik tasarımı kısmında istediğimiz başka herhangi bir görüntüyü de, görünümü de seçebiliriz. O seçeneğimiz her zaman var. İstersek grafik stillerinden, istersek de hızlı düzenden yine grafiğin üzerine eklenecek olan elementleri de seçerek daha güzel, hoş bir grafik görünümü kazandırabiliriz. Şimdi şöyle bir işlem yapacağım. Bunun da yine arka planını ben aynı renk yapmak istiyorum. Ne yaptık? Grafiğimizi seçtik. Biçim menüsüne geldik. Şekil dolgusundan yine şuradaki üçüncü seçeneği, üstten veya alttan fark etmez, seçtik. Bunu seçtikten sonra diğer grafiğin üzerine geliyor bazen, bazen gelmiyor. Bir hizalama yapabiliriz. Çok önemli değil şu an için ama en azından şuradaki beyaz çizgileri, yani grafiğin etrafındaki şuradaki şekil ana hattı kısmından, ana hat yok diyerek o kenarlıkları da kaldırabiliyoruz. Bakın şimdi artık o beyaz çizgiler görünmedi ve iki grafikte şöyle bir bütün halinde artık görünüyor. Üzerine gelerek sadece herhangi bir, şöyle söyleyeyim daha doğrusu, geliştirici menüsünden, ekle kısmından herhangi bir form denetim veya herhangi bir ActiveX denetim eklemeden de sadece ufacık bir fonksiyon yazarak ve onları da formülle, makro ufak destekleyerek diyelim, şöyle sadece üzerine gelerek de güzel dashboardlar oluşturabiliyoruz. Devam edelim. Bir tane şimdi çizgi grafiği ekleyeyim. Bir de klasik pasta grafiğimizi ekleyelim. Dördü birden aynı veri kaynağına bağlanıp oradan verilerimizi alsın. Yine yapacağımız işlem aynı olacak. Verilerimizi seçiyoruz. Ekle menüsünden. Şuraya geliyorum. İstediğim herhangi bir tanesini seçebilirim. Örneğin işaretçileri olan çizgi grafiğini seçiyorum. İstediğim yer hemen buranın altı. Hizalamasını yapacağız birazdan. Hatta bir tık da küçülteyim, net olarak görünsün. Burada ne yapabiliriz başka? Yine grafik başlığını ben çok fazla görmek istemiyorum. Yer kaplamasın, zaten alanımız dar. Kılavuz çizgilerini görmek istemiyorum diyebiliriz. Fakat veri etiketlerini genellikle görmek isteriz. Bunu seçtim. Sonrasında buradaki renklerimizi diyelim, çizgilerimizi seçtikten sonra biçim kısmından yine, hatta şöyle yapalım. Bunun da arka planı yine bir önce gri yapalım. Füme yapalım veya. Evet, seçtim. Yine şekil ana hattından, ana hat yok diyelim, kenarlığı olmasın. Rengin de üzerine gelip veya herhangi bir işaretçiyi seçip şekil ana hattından yine farklı bir renkle verebiliriz buna istediğimiz. Bu da mavi olsun diyelim. Biraz daha yine şekil efektlerinden, onları da biraz büyütmemiz gerekecek tabii grafiğimizi, ama şöyle biraz daha o noktaları parlak gösterebiliriz.
Neyimiz kaldı? Şuradaki sayılarımız, yani eksenlerimizdeki seçeneklerimiz, ifadelerimizde biraz siyah kaldı. Onları da beyaz olarak değiştirdik. Üçüncü grafiğimiz de hazır. Bir tık büyüteceğim şimdi. Şöyle. Üzerine geldiğinde görünüyor mu beyaz? Görünmüyor. Tamam. Demek ki birazcık yukarı alsam o beyazlık gidecek. Evet. Bakalım. 2018, 2019. Bu arada şurada veri etiketleri olması gerekir. Evet. Veri etiketlerimiz var. Biçim kısmından bu veri etiketlerini de yine böyle beyaz olarak gösterelim. Tekrar geliyorum. 2018, 2019, 2020. Ben şu an tek bir veri kaynağına bağlanarak bunları oluşturuyorum. Siz buradaki herhangi bir yılın üzerine gelerek başka başka alanlara da o 2018, 19 ve 20'yi aktarabilir. Ve yine formüllerle veya pivot table'larla diyelim, o verinin hareketlenmesini, dinamik bir şekilde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Ve burada şu an tek bir kaynaktan var ama birçok kaynaktan beslenen grafikleri böyle kolayca oluşturabiliriz. Bir de dediğimiz gibi en son bir pasta grafiğimizi yapalım. Seçiyoruz verilerimizi yine. Pardon. Yanlışlıkla mail göndere bastım. Şimdi kapatalım. Seçiyoruz. Ekle menüsünden pasta grafiğini seçip 2 boyutlu olabilir, 3 boyutlu olabilir. Şu an için çok çok önemli değil. 3 boyutluyu seçelim. Daha göze hoş geldiği için. Seçtik. Sonrasında ne yapacağız peki? Hemen buraya kendi yerine bunu ekleyeceğiz. Koyacağız buraya. Arka planımızı yine benzer, diğerleriyle aynı yapacağız. Bütün yazı renklerimizi beyaz yapacağız. Grafik başlığımızı gösterme diyebiliriz. Veri etiketlerimiz genellikle olur ama farklı bir şekilde göstereceğiz onu. Şu an kullanmayalım. Göstergelere de şu an benim bir ihtiyacım yok. Çünkü ben buradan grafik tasarımı kısmından şu stili seçeceğim. Sonradan değiştirdiğim için rengi bozuldu. İşte hızlı düzen kısmından da şu birinciyi seçtiğim anda ve grafik başlığını gösterme dersem, arka planını biraz daha şöyle renkli gösterelim. Biraz daha beyaz olsun. Tabii grafiğimiz küçüldüğü için bayağı. O yüzden net olarak göremiyoruz. Grafiklerin anlaşılabilir olması için olabildiğince çok yer kaplaması gerekir. Biçim kısmına geliyorum şimdi. Yine şekil ana hattından ana hat yok diyerek arka tarafla bir bütün haline getirmiş olduk. Şurayı da birazcık büyütelim. Aynı hizada olsun. Bir tık daha. Dediğim gibi bunlar artık bizim tamamen kişisel zevklerimiz gibi düşünün bunları. İstediğimiz gibi düzenleyebiliriz, şekillendirebiliriz. Tek bir veri kaynağına bağlanıp çok güzel dashboardlar elde edebiliyoruz. Bir sunum yapıyorsunuz. 2018'deki durum ne diyelim? Hemen sadece 2018'in üzerine gelerek, ki bu 2018 şu an için ekrana sığsın diye bildiğiniz gibi hani küçültüyoruz. 12 puntoluk bir şey var orada. Bir satır yüksekliği var. Onu büyüttüğümüzde çok daha güzel bir kutucuk haline getirdiğimizde, bir dashboard havası verdiğimizde daha doğrusu daha güzel olacaktır. 2018, 2019 ve 2020 gibi bakın üzerine geldiğimizde bütün grafiklerimiz hareket ediyor. Evet, dashboardla alakalı şu an için aktaracaklarım bunlar. Yine dashboardla alakalı gelişmiş dashboardlar kısımlarını bir sonraki workshoplarımızda planlıyorum, düşünüyorum. Onunla ilgili güzel örnekler hazırlayıp sizlerle beraber uygulayabiliriz. Evet, 23. sayfamıza geçelim şimdi. Burada yapacağımız işlem de şu olacak. Kısmen bahsettim başta ama A ile G arasında bir tablomuz var. Bu tablomuzda yeni çıkan filtre, sırala, benzersiz gibi fonksiyonların kullanarak, şu an için tam ne yapacağım tasarlamadım açıkçası ama farklı farklı örneklerle yapacağız. Hani bazen yolda bazı şeyler yapmak gerekebiliyor duruma göre. Ama temelde yapacağımız A ile G arasındaki tablomuzda Q2 ile Q3 ile S3 arasındaki verilerimiz varsa onlara göre hemen hızlı bir şekilde filtrelesin örneğini yapacağız. Evet. Bunun için kullanacağımız bir fonksiyonumuz var. Yeni çıkan dinamik dizi fonksiyonlarından en kullanışlı fonksiyonlardan bir tanesi. Adı filtre veya filter. Bizden ne istiyor? Bir dizi istiyor. Yani geriye döndürmek istediğin, senin burada görüntülemek istediğin veri aralığın neresi? Hangi verileri almak istiyorsun sonuç olarak diyor. Biz de diyoruz ki başlığımız zaten yukarıda var. A2 ile G2 arası ve aşağıdaki şöyle tüm verilerimizi seçerek, yani A2 ile G202 arasında tüm tablomuzdaki verileri almak istiyoruz diyoruz. Noktalı virgül diyerek yukarı geliyorum şimdi. Control Home ile yukarı gelebilirsiniz farklı farklı yöntemlerle. Ekle kısmında da oluşturacağımız şartları, koşulları yazıyoruz.
Burada ilk etapta sadece satış bölgesini devreye sokacağım. Sonrasında ürün adını ilave edeceğim. Yani ilk etapta tek bir tane şartımız olursa ne yaparız? Birden fazla şartımız olursa da ne yapmamız gerekir? Nasıl bir yapı var orada? Ondan bahsedeceğim. İlk yapacağımız dediğim gibi satış bölgesi. Alacağımız yeri belirttik. Oradaki şartımız ne? Şartımız da satış bölgesi alanındakiler, yani D2 ile D202 arasındakiler eşitse nereye? İşte şuraya yazacağım satış bölgesine ya da herhangi bir il adına diyelim. Evet, bunu yazdıktan sonra bir argüman daha var. Opsiyonel bir argüman bu. Boşsa yazıyor. Yani geriye herhangi bir kayıt dönmezse, bir sonuç dönmezse burada ne yazmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Örneğin hani bulunamadı yazar. Üzgünüm yazarız. İşte bulamadım diyelim. Bizimle konuşsun böyle. Enter diyorum. Şu an için hiçbir şey bulamadım. Çünkü satış bölgesine bir şey yazmadık. Buraya yazmış olduğunuz veri küçük de olur, büyük de olur. Hiç fark etmez. Bakın Adana dedim. Adana'ya ait bütün kayıtları döktü. İşte Bursa diyelim. Bursa'ya ait bütün kayıtları döktü. Bunu biz böyle elle yazmak durumunda değiliz tabii ki şuradaki satış bölgesinin altına. Orada bir veri doğrulama olur, bir liste açılır. O listeden seçim yaparak veri girişini tamamlayabiliriz. Tamamen hani en azından tek tek yazmakla uğraşmayız. Oradan seçim yaparak hızlı veri girişini de sağlamış oluruz. İzmir'i ekledik. Peki ürün adı kısmına ben örneğin bilgisayar yazarsam hem satış bölgesi İzmir olacak hem de ürün adı bilgisayar olacak. Yani İzmir'de satılan bilgisayarların toplam satış tutarları nedir gibi ya da ona ait bütün kayıtları görebileceğimiz bir tablo elde etmek istiyoruz. İlk yaptığımızda burada sadece bir tane şartımız vardı. Şimdi bu şartımızı çoğaltacağız. Nasıl çoğaltacağız? Şöyle. Geliyoruz buraya. Artık şöyle söyleyeyim. Topla çarpım fonksiyonu yani sum product fonksiyonunu kullananlar çok iyi bilir. Genelde orada birden fazla şartımız koşula bağlıysa, koşula bağlı şartlarımız varsa hep böyle kendi koşullarımızı, her koşul diyelim daha doğrusu, parantez içerisinde yazarız. Birinci koşul, yıldız diyelim. Yıldız olur, tire olur vesaire biliyorsunuz. İkinci koşul, parantez içerisinde. Üçüncü koşul, 4, 5, 255'e kadar vesaire gidebiliyor. Yine aynı mantıkta burada ilerleyebiliyor. Filtre fonksiyonunda hatta Excel'deki standart filtrelemede bile, bizim filtre menüsünden yapmış olduğumuz filtrelemede bile, ekranda görünenlerin, filtreleme yaptıktan sonra ekranda görünenlerin, aslında arka tarafta bir sayısal karşılığı var. Onlar 1 veya 0. Yani filtrelenenler, ekranda görünenler 1, görünmeyenler, gizlenenler de 0 olarak düşünebiliriz. Burada da yine benzer bir yapı var. Eğer eşitse doğru, değilse yanlış gibi bir ifade dönüyor. Birinci kriterimiz neydi? Parantez içerisinde yazacağımızı söyledik. Birinci kriterimiz bu. D2 ile D202'dekiler eşitse Q3'e. Sonra yıldız diyoruz ve ikinci şartımızı yazıyoruz. O ikinci şartımız nedir? Ürün adları aşağı doğru seçiyorum. Eşitse geldim yukarıya. Şuradaki bilgisayara. İkinci şartımı da yazdım. Bakın ben A2 ile G2 arasındakileri almak istiyorum ama şartlarım da şunlar dedi. D'dekiler Q3'e eşitse, E'dekiler R3'e eşitse. Eğer değilse herhangi bir kayıt bulunamadıysa o zaman da bulamadım yaz demiş olduk. Enter diyorum. Bakın İzmir olup da ürün adı bilgisayar olanlar geldi şimdi karşımıza. Burayı yine değiştirebiliriz. Adana'dakiler, Bursa'dakiler, MP3 çalarımız var diye biliyorum. MP3 çalar diyelim. Gördüğünüz gibi geldi. Televizyonumuz var. Televizyon olmaz tabii. Gibi gibi. Bir de şimdi satış rakamını içine dahil edelim. Örneğin burada satış rakamımızda İşte 4000'den başlayıp 8000 küsüre kadar verilerimiz var diyelim. 8000'e kadar verilerimiz var. Bunlar artabilir, azalabilir diğer veriler içerisine girdiğinde, işin içine girdiğinde. Satış rakamı da örneğin 5000'den büyük olanlar. Ya da 6000 diyelim, biraz arttıralım onu. 6000'den büyük olanlar filtrelensin. Yapmamız gereken, yani mantığı anlamanız önemli burada. Her bir şartımızı yıldız, yani çarpı dedikten sonra parantez içerisinde yazıyoruz. Geliyoruz şuraya. Tekrar bir çarpı. Buradaki çarpının tabii bir anlamı var. Parantez içerisinde yazıldıktan sonra onların formülü değerlendikten sonra geri gelen doğru ve yanlış yanıtları var. 0 ve 1'ler var vesaire. Onlar bayağı bir detaylı konular. Ama topla çarpım fonksiyonunu biliyorsak bunu hiç zorlanmadan kullanabiliriz. Yapacağımız işlem ne olacak? Satış rakamımızdakiler, satış alanındakiler diyelim. Örneğin büyüktür işaretini koyuyoruz ve şöyle yukarıya geleyim. Neredekine? Şuradaki satış rakamından büyükse. Parantezimizi kapattık. 3 tane şartımı yazdım. Bunlar
Bunları biz normal standart filtrelediğimizi düşünelim. Filtrelendikten sonra oradaki veriyi kopyalayıp işte buraya yapıştırdığımızı varsayalım. Aynı işlemi yapacak. Enter diyorum. Bakın ne oldu? Bursa, televizyon ama satışı 6000'den büyük. Bu arada biz buraya 3 tane şart yazdık ama şu 3. şartımıza gerek olmayabiliyor. İstersek silebiliyoruz. Bunlar tabii dinamiktir artık. 5000 yaptığımızda ona göre gelir gibi gibi. Normalde 2 tanesi mutlaka olması gerekir gibi düşünün bunu. Ya da 10 tane varsa 9 tanesi olması gerekir. Ama sonuncusunu istersek yazmasak da sonuç verebiliyor. Fakat örneğin ürün adını sildiğimizde böyle bulamadım yanıtını alıyoruz. Şimdi bazı verilerimiz listelendi. Biz bunları satış rakamlarına göre, şunda Ctrl Shift ünlemle binlik ve onluk ayırıcını ekleyelim. Satış rakamları büyükten küçüğe olacak şekilde listeleyelim. Bunu yapmak için ne yapacağız artık? Filtre fonksiyonumuzda işimiz bitti. Sırala fonksiyonunu devreye sokacağız. Filtre fonksiyonun başına geliyorum. Bu arada burada bildiğiniz gibi her hücrede bir formül var. Fakat ilk yazmış olduğumuz hücredeki formül geçerli formüldür. Diğerleri onun bir kopyası gibi düşünün. Böyle zaten biraz daha silik görünüyor. Bizim asıl işimiz her zaman ilk yazmış olduğumuz formülde. Geliyoruz onun başına. Sırala diyoruz. Ve en sonuna geliyorum. Çünkü verilerimi burada, verilerimi buradan aldığımı söyledim. Sıralama dizini. Ben neye göre sıralayacağım? Satış tutarlarına göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6. sütuna göre sırala diyorum. Noktalı virgül. Artan sıralama mı, azalan sıralama mı? Ben azalan sıralama, yani büyükten küçüğe doğru sıralama yapmak istediğimi söylüyorum. Parantezi kapatıp enter diyorum. Bakın şimdi satış rakamlarımız büyükten küçüğe doğru sıralanmış oldu. Bursa değil de İzmir diyelim. Küçük büyük fark etmiyor bakın burada. İzmir'deki neyimiz var ekstra başka? Ona bakayım. Kamera diyelim. İzmir'deki kameralarımız hiçbir kayıt yokmuş. Hatta burada ekstra bir durum var. Ona bakmak lazım. Şöyle bakalım. Adana'daki kamera satışlarımız diyelim. Kameramız burada da yok. MP3 çalar diyelim. Evet. MP3 çalarlarımız geldi. Burada bu hata vermesinin sebebi normalde filtrenin içerisinde yazıyor ama sıralama yaptığımızda da yani genelinde aslında bir buradaki bir eğer hata formülü daha istiyor burada. Eğer bir şey bulamadıysa bulamadım yazılsın diye. Bursa'daki gibi. Buradaki seçeneklerimiz 5000'den büyüktü örneğin satış rakamı 10.000'den büyük diyelim. Sadece 3 tane sayımız ve büyükten küçüğe sıralanmış halde karşımıza geliyor. Evet. Burada aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Filtreleme ile ilgili bir tane kritere göre filtrelemeyi gördük. Birden fazla ölçüte göre nasıl filtreleyebiliriz onu gördük. Bir de işin içerisine sıralamayı da dahil ederek istediğimiz herhangi bir alana göre büyükten küçüğe sıralamasını yaptırdık. Burada tarihi de kullanabilirdik, satış temsilcisini de kullanabilirdik gibi. Şimdi 24. sayfaya geçelim. 24. sayfamızda da şunu anlatacağız. Yine A ile G arasında bir tablomuz var. Burada satış bölgesi alanımıza şuradaki satış bölgesindeki benzersiz ifadeler var, iller var diyelim. Ürün ad kısmında da her bir satış bölgesindeki benzersiz olan ürün adlarını yani hangi bölgede hangi ürünler satılmış kısaca onu virgüllerle yan yana nasıl görebiliriz onu göreceğiz. Ya da nasıl getirebiliriz yan yana onu göreceğiz. Bununla ilgili işte forumlarda vesairelerde çok fazla soru geliyor. Genelde kullanılan makro tarafı çok fazla devreye sokuluyor burada. Scripting Dictionary nesnesiyle beraber işte her biri virgüllerle yan yana listelenebiliyor. Her bulduğunu atıyor cebe. Sonra diğerlerini es geçiyor. Başka bir benzersizde hemen onu yan tarafına ekleyip devam ediyor. Çok kolay, çok hızlı bir şekilde bir çözüm oluyor. Fakat biz bunu zaten formüllerle de artık yapabiliyoruz. Yani yeni dinamik dizi fonksiyonları aslında bizim makrolarla yapabildiklerimizi bize sunuyor. Çok güçlü araçlar bunlar. Mutlaka da eğer kullanabiliyorsanız Office 365 kullananlar mutlaka bu fonksiyonları kullansın isterim. Şimdi yukarıdaki gibi bir örnek yapacağız. Ben daha önce yaptım. Burada sonuçlarını görüyoruz. Bunu şimdi formüllerle nasıl yapacağız ona bakalım. İlk etapta şu satış bölgesi kısmını hatta şöyle yapayım. Benzersiz diyorum. Şuradaki satış bölgesindekilerin bana benzersiz bir listesini ver diyorum. Bakın satış bölgesi Adana vesaire. Şuradaki renkleri aynen olduğu gibi ben bir alayım. Hatta şöyle yapayım. Komple alacaktım ama şöyle yapalım.
Evet. Şimdi yan tarafına birleştireceğiz. Bu birleştirmek için de geçen workshopumuzda ben metin birleştir diye bir fonksiyondan bahsetmiştim. Hatırlarsanız eğer aramızda yine geçen eğitime katılanlar varsa. Bu arada velocity'yi yanlış yazmışım. Şimdi gördüm. Düzeltirim sonra. Metin birleştir diye bir fonksiyonumuz vardı. Eskiden birleştir fonksiyonu çok sık kullanırdık. Birleştir fonksiyonu araya herhangi bir ayraç eklemek istediğimizde virgül, tire, boşluk vesaire gibi. O zaman sürekli aynı ifadeyi tekrar tekrar yazmamız gerekiyordu. Murat, işte araya boşluk koy, Osman, araya boşluk koy, Pickup, araya boşluk koy gibi gibi gitmemiz gerekiyordu. Sürekli aynı boşluk koymamız gerekiyordu. Fakat metin birleştir fonksiyonunda çıktıktan sonra 2019'dan itibaren artık diyor ki sen bana ayırıcıyı ver, en başta bunu belirt. Herhangi bir boşluk varsa onu da seç, dahil edeyim mi etmeyeyim mi onu da bana söyle. Ondan sonra istediğin herhangi bir alanı seç. Seçtiğin bu alanlarda ki bütün verileri aralara virgüller olacak şekilde birleştir gibi bir örnek yapacağız. Onları rahatlıkla metin birleştirle yapabiliyoruz. Şimdi biz burada metin birleştirin ilk başta kullanacağız. Okey. Ne yapalım? Yukarıdaki gibi yapmak istediğimizde virgül ve boşluk koyalım. Her bir ürün adından sonra arada boşluk olsun. Sonra noktalı virgül boşlukları yok say. Geçen eğitimde yine bahsettim. Boşlukları yok say ne demektir? Birden fazla bir aralık seçeceğimiz için aralarda boş olan hücrelerimiz de olabilir. Onları dahil edeyim mi etmeyeyim mi? Yani birden fazla boşluk varsa o boşluklarda aralara yine noktalı virgüller veya virgüller koyayım mı? Yoksa boşlukları hiç dikkate almayayım mı? Diye bir soru var. Doğru seçeneğini seçiyoruz burada. Yani boş hücreleri yok say. Doğrunun karşılığının 1 olduğunu, yanlışın karşılığında 0 olduğunu da bilirsek hemen hızlı bir şekilde hiç bu seçeneğe gerek kalmadan noktalı virgül deyip sonrasında 1 deyip bir sonraki argümana geçebiliriz. Artık alanlarımızı seçeceğiz. Biz neleri birleştireceğiz? Ürün adlarını. Ürün adlarını olduğu gibi seçiyorum. Burasını F4'te sabitleyebiliriz. Bu şekilde. Evet. Bunu yaptıktan sonra peki şu an bize ne yapacak bu? Bütün hepsini tek bir metin içerisinde birleştirecek. Benim istediğim bu mu? Yani şu an ne yaptı? Ürün adında 202 tane satırımız var. Hepsini virgüllerle birleştirdi. Ama ben Adana'ya ait olanları istiyorum. Dolayısıyla burada direkt olarak burayı al demek çok doğru değil. Burada artık filtre fonksiyon devreye sokacağız. Diyeceğiz ki satış bölgesi alanında ismimiz, il ismimiz, il adımız Adana ise şeklinde bir ifadede bulunmamız gerekecek. Filtre diyorum. Almak istediğimiz yeri seçiyorduk, belirtiyorduk ya. Almak istediğimiz yer burası. F4'te sabitliyorum. Noktalı virgül. Ekle. Şartımız ne peki? Satış bölgesindekiler. Şöyle yapayım. Eşitse Adana'ya. Burada herhangi bir sabitlemeye gerek yok. Fakat hani formülü sağa doğru çekmek istersek o zaman mutlaka I sütununu sabitlememiz gerekir. Ama şu an sağa doğru çekmeyeceğim için herhangi bir sabitleme işlemi yapmama gerek yok. Boşsa ne yapsın gibi bir ihtimalim yok. Zaten dolu olanları istiyorum. O yüzden filtredeki en sondaki argümana ihtiyacım yok. Evet, parantezlerimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sadece Adana'daki bütün, yani şunları diyelim, nereye kadar bakalım. Buraya kadar bütün verilerimizi, 25 tane veriyi şöyle yan yana birleştirdi. Ben bir bakayım şöyle. Bilgisayar, cep telefonu, bilgisayar, 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 cep telefonu vesaire diye devam edebiliyor. Yani aynı ifadeden birden fazla yazılmış. Ben bunları benzersiz formülüyle sadece benzersizlerini getirebilirim istersem. Ne yapıyoruz? Bakın iyice geliştireceğiz. Filtrenin öncesine geliyorum. Buraya benzersiz diyorum. Ya da unique fonksiyonunu kullanıyorum. Benzersiz fonksiyonu yazdıktan sonra en sonuna gidiyorum şuraya. Şöyle benzersiz fonksiyonun parantezini kapatıyorum. Enter diyorum. Bakın karşımda artık her birisinden birer tane olacak şekilde geldi. Şu velocity'yi bir bulayım şuradan. Değiştireyim. Velocity olacak. Şöyle. Hemen değişti. Evet. Peki bunu yukarıdaki gibi bilgisayar, cep telefonu, MP3, çalar vesaire diyerek büyükten küçükten B'ye doğru nasıl sıralayacağım? Veya A'dan Z'ye. Yine hemen benzersizin başına geliyorum. Sırala diyorum. Sırala dedikten sonra peki geliyorum buraya. Sıralama dizinim ne olacak? İçeride şu an sadece bir tane tablo var. O şekilde düşünün. Bir tane tablom var. Sıralama düzenim ne? Artan sıralama olsun. Küçükten büyüğe. Parantezini kapatıyorum ve enter diyorum. Bilgisayar, cep telefonu, MP3 çalar, Pascade, televizyon ve velocity gibi. Gördüğünüz gibi birden fazla seçeneklerimizde hepsini benzersiz olarak birleştirdik. Birleştirdikten sonra da
sırala fonksiyonuyla küçükten büyüğe kendi içerisinde sıralamış olduk. Bunu büyükten küçüğe yapmak istersek o zaman buraya eksi 1 yapmamız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi. Çok basit fonksiyonlarla, yani bu özellikle filtre, sırala, benzersiz fonksiyonlarıyla çok çok farklı güzel işler yapabiliriz. Artık hiç makro bilmemize gerek kalmadan bile, hani en azından temelde tabloyla alakalı bir işlem yapmak istiyorsak şarta göre işlemler. O yüzden makroya bile gerek kalmadan bu tarz işlemleri kolaylıkla yapabilir hale geliyor olmalıyız diyelim. Şimdi bu yaptığımız işlemleri bir de biraz daha böyle uzmanlık seviyesine çıkartacağız konuyu mesela. Diyelim ki makro bilgimiz yok. Forumlardan soru sorup cevap alabiliriz vesaire. Formüllerde de bu kadar hakim değiliz diyelim. Veya biliyoruz ya da formüllerle yapmak istemiyoruz. Bunu peki başka neyle yapabiliriz? Makro ile yapmayacağız şu an. Formülle de yapmayacağız. Geriye bir tek seçeneğimiz Power Query kalıyor. Yani güç sorgusu diye Türkçe'de geçen bu eklentiyi kullanarak yapacağız. Biraz zahmetli. Fakat onunla da yapabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Sonrasında bugünlük eğitimimize son vereceğiz. Evet, şuradaki verilerimiz şurada dursun. Yan tarafta sonuçta yaptık. Bir emeğimiz var burada. Yan tarafta dursun. Bununla alakalı bir makale de yayınlayacağım bizim blog sayfamızda. Bu arada şöyle bir ufak bir hatırlatma yapayım sizlere. Web sitemizde online eğitim sayfamız var. Bu online eğitim sayfamızda Mayıs ayında ve devamındaki aylarda, özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yapacağımız bütün etkinlikler, bütün eğitimlerin detaylarını bulabilirsiniz. Oradan katılmak istediğiniz eğitim varsa oradaki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da bu eğitimin sonunda sizlerden değerlendirme formunu doldurmanızı isteyeceğim demiştim. O eğitim değerlendirme formuna ben şu eğitimi almak istiyorum gibi not düşebilirseniz hemen sizinle iletişime geçeriz. Evet, şimdi Power Query ile alakalı bir örnek yapacağız. Yani bu örneğimizi Power Query ile nasıl yapabiliriz? Onu anlatacağım. İlk etapta yapmamız için, bunu yapabilmek için veri aralığımızı tabloya dönüştürmemiz gerekiyor veya işte bu tablonun dışarıda başka bir Excel dosyasında diyelim ve herhangi bir veri kaynağında olması gerekiyor. Ctrl L Enter diyerek veri aralığımızı tabloya dönüştürüyoruz. Sonrasında yapmamız gereken işlem veri menüsünde sol tarafta eskiden Power Query diye bir Power Pivot'un sol tarafında diyelim yukarıda bir menü vardı. O menüdeydi bütün seçenekler. Şuradaki seçeneklerimiz. Fakat 2016'dan sonra hemen yan tarafta burada veri menüsünün içerisinde yer alıyor. Burada birçok seçeneğimiz var. Örneğin dosyadan, veri tabanlarından, işte Azure içerisinden, online servislerden, diğer kaynaklardan gördüğünüz gibi çok gelişmiş bir veri tabanlarıyla alakalı servislere bağlanıp oradan istediğimiz sorguları, istediğimiz raporları oluşturduktan sonra tekrar yine aktaran, işte Power BI tarafına aktarabilirsiniz. Tekrar yine Excel'e aktarabilirsiniz. Tablo olarak aktarabilirsiniz. Pivot Table olarak aktarabilirsiniz. Pivot Chart olarak aktarabilirsiniz gibi gibi birçok seçeneği bize sunan bir yapı var burada. Evet. Burada başka neyimiz var diye bakarsak işte metin veya resim dosyasından, son kaynaklardan yine aynı şekilde webten, veri kaynaklarından ya da buradaki tablo aralığından seçeneğini kullanabiliriz. Şuradaki tablodanı seçtikten sonra Power Query eklentimiz ekrana gelecek. Bilgisayarınızın hızına göre bu değişir. Excel'de arka planda eklemiş olduğunuz eklentilerin sayısına göre de bu değişir. Gördüğünüz gibi veri oradaki tablomuz komple Power Query düzenlemesine ekrana geldi. Bizim ihtiyacımız olan alanlarımız nelerdi? Bu arada bu ekrandayken bunu kapatamıyoruz, aşağıya alamıyoruz. Power Pivot'ta yapabiliyoruz. Show Model özelliği orada sıfır fakat burada biri olduğu için bunu yapamıyoruz. Şöyle diyelim. Bizim kullanacağımız alanlarımız satış bölgesi, ürün adı ve satış rakamları olabilir. Bunların haricindeki diğer sütunları kaldırıyorum. Adana, ürün adı ve satışlar kaldı. Burada bir gruplama yapacağım. Çünkü bir sürü satış bölgesinde hep aynı isimler var. Bunlara ait yine aynı birçok benzer ürün adları var. Burada bir gruplama yapacağım öncelikle. Diyeceğim ki burada SQL sorgusu yazmayı bilenler bilirler ya da veri tabanlarıyla çalışanlar bilirler. İşte group by ifadesi gibi kullanacağız burayı. Gruplandır kısmında önce satış bölgesine ve sonrasında da ürün adına göre gruplandır diyeceğiz. Gelişmiş seçeneğini seçiyorum. Önce satış bölgesine göre sonra da ürün adına göre gruplamak istiyorum diyorum. Yeni bir tane sütun ekleyeceğiz, oluşturacağız. O yeni sütunun adı ne olacak? Örneğin
Toplam satış olabilir, satış toplamı olabilir. Satış toplamı. İşlemimiz ne olacak? Toplamını alacağız. Neyin? Hangi sütunun? Şuradaki satış sütununun toplamı. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi artık verilerimiz biraz daha sadeleşti. Satış bölgesini burada Adana 30 küsürdü. Şimdi 5-6 satıra düştü. Ve onların ürün adlarının artık benzersiz bir hale geldiğini görüyoruz. Evet. Bunu yaptıktan sonra başka ne yapacağız peki? Yapacağım işlem bunu tekrar yine gruplandırmak olacak. Şöyle bir işlem yapalım. Geliyorum. Tekrar gruplandır diyorum. Bu sefer birden fazla alana göre gruplandırmayacağım. Tek bir alana göre gruplandıracağım. O alanım da benim satış bölgesi olacak. Gördüğünüz gibi birçok satış bölgesi var burada. Bunları yine de teke düşüreceğim. Yanındaki ürün adlarını da başka bir listede, başka bir tablo olarak göstermesini sağlayacağım. Satış bölgesini seçtim. Buraya örneğin bölgeler diyorum. Satırları say, toplam, ortalama, ortanca, en az, en fazla gibi standart Excel'in içerisinde var olan işlem seçeneklerimiz var. Biz burada tüm satırları seçeceğiz. Hepsini dikkate alarak yapmayacağız. Sütun kısmımız artık bizim burada pasif hale geliyor. Tamam butona bastığım anda bakın şöyle Adana, Ankara diye bütün satış bölgelerimiz benzersiz hale geldi. Buradaki bölgedeki table kısmının yan tarafını, table'ı seçersek onun içerisine gider. Yan tarafına geldiğimizde işte Adana'ya ait bütün kayıtları başka bir tabloda tutulduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Evet, bu aşamada yapacağımız işlem şu olacak. Ne oldu artık? Adana'yı seçtim. Adana'nın içerisindeki bütün ürün adlarının alt tarafta yan yana alt alta görüyorum. Bunların satış toplamlarını görüyorum. İşte büyükten küçüğe sıralayabilirdim, küçükten büyüğe sıralayabilirdim bir şekilde. Fakat onu yapmadım. Şimdi yapacağımız işlemle bir tane sütun ekleyeceğiz. O sütunda da yan yana gösterilmesini sağlayacağız. Aynı Excel'de yaptığımız gibi. Sütun ekle menüsüne geliyoruz. Özel sütunu seçiyorum. Custom kısmına bir tane isim verelim. Ne diyelim? Burada ne olacak? Ürün adlarımız olacak. Tüm ürünler diyelim. Özel sütun formülü yazacağız şimdi buraya. Buraya yazacağımız formülümüzün adı table.column. Yani tablomuzdaki bir tane sütunun verilerini almak istediğimi söyleyeceğim. Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını bizden istediği argümanları aynen Excel'deki formüller gibi burada görüyoruz. Önce bana bir tane table belirt, tabloyu belirt diyor. Benim tablom hangisi? Bölgeler. O yüzden buradaki bölgelere çift tıklıyorum. Sonrasında bir tane virgül koymamı söylüyor. Yazdım virgülde. Ve sütunun adını bana belirtiyor. Baktığımızda ben neleri yan yana birleştirmek istiyorum? Şuradaki ürün adlarındakileri. Bu başlığımızı birebir aynı şekilde şuraya çift tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Ürün ad. Sonrasında parantezi kapatıyorum. Burada şunu dedik. Bölgeler tablosundaki ürün adlarını sadece onları başka bir liste içerisinde, başka bir tablo içerisinde tut. Herhangi bir hata almadığımız için söz dizim hatası algılanmadı diyor. Yani herhangi bir yazım yanlışımız yok. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi list şeklinde geldi. Seçince de bunların içerisinde neler oldu? Yani Adana'da hangi ürünlerin olduğunu görüyoruz artık. Aşağı yukarı benzer ürünler fakat bazılarında daha fazla. Örneğin İstanbul'a geldiğimizde en altta işte Office 365 var. Yine Teams var vesaire. Herhangi bir sıralama yapmış olsa hani bunlar düzgün bir ifadede alt alta A'dan Z'ye görünecekti. Evet, şimdi ne yaptık? Bölgelerimiz var. Bölgelerdeki her bir ürünü de listelemiş olduk. Artık şuradaki tüm ürünlerin üstündeki filtre diyebiliriz buna veya ayıkla penceresi veya ayıkla buton diyebiliriz. Değerleri ayıkla diyoruz burada. Değerleri ayıkla bildiğiniz gibi işte metni sütunlara dönüştürün tersi gibi çalışıyor. Metni sütunlara dönüştürdüğünde ne yapıyorduk? İşte virgüller vardı. Sonrasında onu farklı farklı sütunlara aktarıyorduk. Fakat şimdi ne yapacağız? Alt alta olan verilerimizi yan yana birleştireceğiz. Şu an baktığımızda listi seçtiğimizde bütün verilerimiz alt alta duruyor. Bunları biz aralarda virgül ve boşluk olarak yan yana birleştireceğiz. O yüzden buradan hemen geliyorum. 2 nokta virgül eşittir gibi bazı seçeneklerim var. Aynı metni sütunlara dönüştürdü olduğu gibi. Özel seçeneğini seçiyorum. Sonrasında buraya virgül ve boşluk koyuyorum. İstediğiniz herhangi bir ifadeyi yazabilirsiniz. Tamam dedikten sonra birkaç saniye içerisinde istediğimiz olmuş olacak. Bakın şöyle. Burada bir sıralama yapmış olsaydık zamanında, işte bilgisayarların hepsi başa gelmiş olsaydı A'dan Z'ye şeklinde düzgün bir yani aynı tabloyla karşılaşmış olacaktık. Evet, her bir satış bölgesindeki tüm ürünleri yan taraflarında virgüllerle birleştirmiş olduk. Bölgelerimiz artık bizim ihtiyacımız yok. Bunu kaldırıyorum.
Elde etmek istediğim tablom buydu. OK diyorum. Giriş kısmına gelip kapat ve yükleden, kapat ve yükle direkt basarsam onu hemen A1'e kaydetmek isteyecektir. Birileri aktarmak isteyecektir. Fakat orada A1'de bir tablo olduğu için ben kapat ve hedefe yükle seçeneğini seçip var olan çalışma sayfasında şurada göster diyorum. Bakalım şimdi. Evet. Tablomuz buraya döküldü. Bunun güzel tarafı neyim? Tabii formüllerde de yaptığımızda benzer olabiliyor fakat bunun güzel tarafı da alt tarafa yine veriler eklediğimizde, bu arada alt tarafı olur fark etmez. Mesela Adana'ya ekleyelim buraya. Diyelim ki laptop diyelim. Giriyorum, üzerine sağ tıklayıp yenile dediğimde normalde kısa sürer fakat evet şöyle geldi. Laptopun buraya da geldiğini görüyoruz. Ne kadar farklı varsa işte birden fazla laptop da olabilir burada. Şöyle yapalım. Hiç fark etmez. Biz yine git onu benzersiz hale çevir. Sonrasında o verileri bize getir demiştik. Evet. Bu sayfamızda neyi görmüş olduk? Kısaca tekrarlayayım. Verilerimizi benzersiz hale getirdik. Sonrasında sırala, benzersiz, filtre gibi 3 tane yeni fonksiyonlarla sütundaki satış bölgelerindeki her bir bölgede satılan bütün ürünleri aralarda virgüllerle yan tarafta birleştirilmesini sağladık. İşte satış tutarlarını da yine yan tarafta birleştirebilirdik. Hem hangi ürün ve o ürün kaça satılmış gibi gibi gidebilirdi. Bunu yaptık. Bunun aynısını işte makro ile yapabilirdik demiştim. Formüllerle zaten yaptık. Bir de Power Query ile yapabiliriz. Bunu yaptık. Her 3 seçeneğimizde kullanabiliriz. Bakalım şimdi başka aktarmak istediğim bir şey var mı size? Diğer sayfaları bir bakayım. Belki atladığım birkaç bir şey olabilir. Evet, dashboard'umuzu gördük. Sadece üzerine gelerek bütün grafiklerimizi hareketlendirdik burada. 23. sayfamızda filtre, sırala gibi fonksiyonları ve birden fazla şarta göre nasıl filtreleyebiliriz onları gördük. 24. sayfamızda da son yaptığımız işlemleri zaten uyguladık gibi. Evet, bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar. Sorusu olan varsa eğer, Kübra Hocam'dan bir yardım isteyeyim. Eğer bir sorusu olan varsa onları yanıtlamak isterim. Hocam teşekkür ederiz. Evet, herhangi bir sorusu olan varsa bu anlattıklarımla alakalı hızlı bir şekilde yanıtlayıp eğitimimizi sonlandırabiliriz. Herhangi bir sorumuz şu an yok galiba. Tamam. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka eğitimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.